karşı göz arasında ne fırıldaklar çevirebildiğinizi gördük. Ablama kapıyı ben açarım. Oo, kimleri görüyoruz, kimleri? Dayıkım, ulan gel, gel, gel dayıkım. Ya manyaklaşma, ne yapacağım çocuğa ben? Zaten delikanlının kitabını yırttırdınız adama. Ben psycho değilim yeğenime saracak ya. Allah, ver özledim. Dayıkım, gel, ver, gel. Hay, 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 gel dayıkım. Gel bakalım. Lan, sen de misafir etti bu çatlak anan, ha? Oğlum ya, sen bana da benzemiyorsun. Nasıl bu kadar yakışıklı oldun, ha? Eski. Lan nasıl özlemişim kokunu, ha? Ne oldu sana? Bir şey yok, tamam, boş ver, bırak. Ne yaptın kıza? Ya yavaş, çocuk korkuyor ya. Biz senin düşmanın mıyız hak verdi? Yazık değil mi bu kıza? Ben alayım. Bana yardım etmeye çalışması suçun hak verdi. He? Hem sen ne istiyorsun bizden? Ben sana ne yaptım Allah aşkına? Ya ortalığı talan ettin, gittin kızım. Beni nasıl bir bok çukurun içine bıraktın haberin yok. Seninle ne ilgisi var? Bak, biz seninle kavga ettiğimizde babam bana dedi ki ya bu evden taşın ya Haşmet'le evlen. Ben o çocukla nereye gideceğimi bilemedim. Yanlış gerekçelerle gittim, sığındım Haşmet'e. Geç fark ettim ama ettim. Yakma beni hak verdi. Bak ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Babama da yük olmayacağım. Git ona söyle, evine bile uğramayacağım. Tamam mı? Görürsen sen söyle. O ne demek ya? Ya duydun. Yemişim o babamı da Haşmet'i de. Ya senin yüzünden benim kalbim sökülüyor burada. Sevdiğim kızı başkasına verecekler diyorum, sırası mı diyor. Hay sokayım sırasına. Onun keyfi çatana kadar kızı evlendirecekler. Yok bir balta hesap olamamışım. Yok evlenmek kim, ben kimmişim. Ben göstereceğim ona kim olduğumu. Görürsün. Ne arıyorsun? Ya hani şu paşanın bir oyuncağı vardı ya, nerede o? Ya Leyla, ya kızım şu lanet aslancık nerede ya? Emanetim var içinde. Ne koydun çocuğun oyuncağına? Bak kızım, özgürlük biletini istiyorsan önce benimkini vereceksin, anladın mı? Param içinde, hayatım o sıçtığımın aslancığının içinde. Ben onu kaybettim. Nasıl kaybettim ne ya? Hani sen gözünün önünden ayırmıyordun onu? Hani bu çocuk onsuz uyumuyordu falan? Bir kere evde kaybettikten sonra talan ettirdin bana her yeri. Ha? Ne kaybetmesi lan? Şişt! Çocuk korkutacaksın, ne bağırıyorsun be? Lan korkun. Korkun benden, korkun. Bakın o aslancık bulunmazsa ben yanarım. Ben yanarsam sen de yanarsın. Anladın? Cem oyuncağı. Arkadaşın arabasına binerken yanımızdaydı. Herhalde arabada unuttum. Ya senin başka arkadaşın mı var ya? Sen kimi kekliyorsun? Ha? Sevgilimden bahsediyor işte. Tamam, ara gelsin hemen. Sen arasana Allah aşkına. Ben şimdi bu panikle konuşamam zaten, renk veririm. Ara sen konuş. Ya tamam, hadi arayın biriniz ya. Vaktim yok, vaktim. Dayım resim konuşurken içinden İlber Ortaylı çıkıyor. Affedersiniz. Rica ederim. Efendim. Merhaba. Müsaadenizle. Ben bu saatte sizi rahatsız ediyorum ama. Rica ederim. Sorun değil. Ne oldu? Rüzgar. Aslancı olmadan uyuyamazdı. Biz onu bir türlü sakinleştiremedik. Galiba senin arabanda unuttuk. Rica etsem getirebilir misin diyecektim. Bir iş toplantısındayım. Acelesi var mı? Affedersin. Başına iş çıkartıyorum ama maalesef var.
çok ağlıyor. Biz onu susturamıyoruz. Bu arada biz Ezgi'deyiz. Neredesiniz? Ezgi'de. Tamam. Hemen geliyorum. Yalnız adresi bilmiyorum. Bana konum atar mısın? Tabii. İyi akşamlar. Teşekkürler. Getiriyor. Kusura bakmayın. Müsaadenizle benim kalkmam gerekiyor. Hayırdır inşallah? Kızım Çiçek. Durmuyormuş da bizim kızlar da idare edememiş. Tabii. Mevzu bahis çocuk olunca durumlar değişir. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Haşmet Bey müsaade ederseniz Alper'i geçireyim. Burak'cığım. İyi geceler. İyi geceler. Leyla'dan haber yok. Bilmem gereken bir şey var mı? Son anda sırra kadem basması, ailesiyle bile görüşmek istememesi. Bütün bunlar normal gibi mi davranayım dayı? Sayılardan başka hiçbir şeyden anlamadığıma çok emin gibisin. Bilmen gereken bir şey yok. Ama öğrenmen gereken bir şey var. Bu hayatta hiçbir okulun ya da tecrübenin yeterli olmadığı tek bir konu var. Bu da kadın. Hep kaçamak cevaplar Haşmet Duycu, hep. Leyla'yı biraz gücendirmiş olabilirim. Hatamı telafi edeceğim. Sadece onun da affetmeye hazır hale gelmesini bekliyorum. Bazen en iyi çözüm zamana bırakmaktır. Öyle olsun. Rüzgar aslancı olmadan uyuyamazdı. Biz onu bir türlü sakinleştiremedik. Galiba senin arabanda unuttuk. Bu arada biz Ezgi'deyiz. Şşt, bak. Sakın, sakın. Hani oyuncak? Ay, pardon, kusura bakma ya. Gece gece seni de rahatsız ettik. Gidecek o. Komşular falan çıktı. Polisi çağıracaklar şimdi. Yapma lütfen. Ne oyuncağı ya? Gerçekten mesele oyuncak mı? Lan Leyla. Kim lan bu deniyor? Hani bir şey bilmiyordu? Kapıyı açar mısın? Rüzgar arabada düşürmüş herhalde. Oyuncağı vereceğiz de alıp gidecek. Hadi aç. Ne oluyor Leyla? Bir açıklama yapacak mısın? İçeride konuşalım mı?